Herkese merhaba. İsmim Yağız. Umarım iyisinizdir. Sizi bu sefer bir kadının iç dünyasına götüreceğim. Rio de Janeiro'lu yazar Paulo Coelho'nun yazmış olduğu Aldatmak romanına dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Kitaba geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bu yayınların aynısını podcast'te de bulabilirsiniz Spotify'da. Hem kanalın sayfasında kenarda sağ köşede var hem de Spotify'a yeşil daktilo yazarsanız da oradan ulaşabilirsiniz diyeyim ve Paulo Coelho'ya geçeyim. 1947 Rio de Janeiro ya doğumlu yazar bildiğiniz üzere 20. yüzyılın önemli romanlarından bir tanesi sayılan Simyacı'yı kaleme almıştır. Dünya çapında 65 milyon falan sattığını hatırlıyorum ve oldukça etkilemişti bir dönemi. Linda kitapta kendi hikayesini kendi ağzından anlatıyor. Bölümler kısa dolayısıyla okuyucu için oldukça elverişli. Kopmuyorsunuz kitaptan gayet rahat. Sadece Linda'nın psikolojisi değil ama olaylar çok hızlı akıyor ve keşke daha derin anlatsaydı Linda buraları diyorsunuz. Ama kendi psikolojisini, kendi iç dünyasını çok çok iyi anlatıyor. Üç bölümde anlatacağım size kitabı. Önce kendi karanlığını keşfetmesi, bu boşluk duygusu ve ben ne yapacağım demesi. İkinci kısımda e, sevgilisi yani aslında eşini aldattığı partneri Jacob ile olan e, münasebeti. Ve üçüncü bölümde de kitabın sonu kocasıyla yüzleşmesi ve kendi içine dönüp nasıl oradan çıkmaya çalıştığını anlatacağım. Linda ilk kısımda bir sabah uyandığında aslında uyanmak istemediğini, işe gitmek istemediğini, her şeyin anlamsız olduğunu ve hiçbir şeyin keyif vermediğini fark ediyor. Her şeyim var diyor benim. Birçok e, kimsede olmayan her türlü şey varken ne yani her şey bunun için miydi, bu kadar mıydı gibi bir soruyu ilk defa 31 yaşındayken kendine soruyor ve bu zamana kadar hiç bu soruyu fark et, sormadığımı fark ettim diyor. Şimdi burada Sophie'nin dünyasını hatırlayalım. Orada da dikkat ederseniz bir soruyla başlar. Sofi'ye sen kimsin diye bir mektup gelir. Dolayısıyla soru demek cevapları aramak için bir fırsattır. Biz kendimize sorular sorduğumuz zaman ancak cevapları bulmak için bir şeyler yapabiliriz. Aslında Linda da burada kendine bu soruyu soruyor. Ne yani her şey bugün için miydi? Bir toplum eleştirisi yapıyor mesela. Toplum çocuklara onlar senin yaşama sebebin ne güzel iki tane çocuğun var dediği Linda... E, peki benim içindeki çocuk ne olacak diyor. Kim o Linda'yı görecek? Çocuklarla ilgileneyim, onunla ilgileneyim, bununla ilgileneyim derken kendimle nasıl ilgileneceğim? Ne zaman ilgileneceğim diye bir soru soruyor. Kendi arzuladığımız kişi de değiliz diyor. Toplumun bizden istediği kişiyiz. Ya annemizin ya babamızın istediği kişiyiz diyor Linda. Ya da bir anne rolünde yine kendi istediğim kişi olamıyorum diyor. Ve gece gördüğüm o güzel rüyalar aslında benim hayallerim. Gerçekleştiremediğim hayallerim ve aslında belki de benim kabuslarımdır diyor. Linda ayrıca kocasıyla beraber her sene gittiği tatilleri de eleştiriyor. Kendimizi daha zengin ve daha ayrıcalıklı hissedebilelim diye daha zor insan, daha zor durumdaki insanların çalıştığı yerlerde tatile gideriz diyor. Onlara bakarız ve kendi halimize şükrederiz ama şükretmek de bir süre sonra yetmez. Elimizdeki boşluğu doldurmak için yapabilecek aktivitelerin hepsini yapmaya çalışırız ama yine günün sonunda Linda'ya dönmeyiz gibi bir eleştiri yapıyor bu boşluk duygusunun yarattığı soruya karşılık bir cevap arıyor Linda ve önce arkadaşlarına gidiyor. Durumu anlatıyor ancak arkadaşları da ona kendi dertlerini anlatıyorlar ve bu sefer de arkadaşlarıyla ilgili bir tespit yapıyor. Başkalarının felaketlerini dinleme isteğimiz sadece kendimize olan, kendimizi daha iyi hissetme olan ihtiyacımızdandır diyor. Onların felaketleri bizi daha iyi hissettirir diyor ve bu insanın kötü tarafını, zihninin böyle en karanlık tarafını Açığa vuruyor Linda. Ardından psikologlara gidiyor ama her bir gittiği psikolog ona istediği cevabı vermiyor. Bir şeyin eksik olduğunun farkında. İşte burada psikiyatrist doktor A.G. Haydın'ın dediği aklıma geliyor. Lütfen dinleyin size e, muhakkak çok faydası olacaktır. Çok tavsiye ederim çok çok iyi bir düşünür. Diyor ki e, insan bir şeyin eksik olduğunu bilip neyin eksik olduğunu bilmeyen bir varlıktır diyor. Linda tam da bunu yaşıyor. Hayatta bir şeyler eksik ama ne eksik kendine dönüp sormaya başlıyor Linda bu sefer neyin eksik olduğunu. Acaba diyor çok fazla mı rutinde kaldık? Her gün işe gidiyoruz, hep rutin işleri yapıyoruz. Eğer bir roman olsaydım bence kendimi Frankenstein gibi yazardım diyor. Çünkü Frankenstein o zaman rutinlerin dışına çıkmış bir karakteri anlatır ve kendisini o karakterle özdeşleştiriyor. Bir demek ki hiç ben rutinlerin dışına çıkmıyorum diyor. Kocasıyla kıskançlık yüzünden kavga etmemeyi de dert ediyor Linda. Yani o zaman bir sevgi eksikliği mi var acaba diyor. Kıskanmıyorsak ve kavga etmiyorsak. Hani bir klişe var Çok öyle kavga etmiyorsanız birbirinizi çok sevmiyorsunuz demektir diye benim katılmadığım. Linda buradan bile bu iyi şeyden bile bir aslında problem mi var sorusunu devşiriyor kendisine. Kavga aslında kelime itibariyle sonu olumsuza giden bir durumken. Belki tartışmak ne, olumluya biraz daha giden. Hani çünkü oradan bir, bir kabul çıkartırsınız. Ve ilişki daha iyiye gider. Ancak kavga etmeyi tercih eden çiftler sonunda belki daha negatife giden taraf oluyor. Sonra kocasıyla yaşadığı cinselliğe geliyor. Sıklıkları çok düştü. Cinsellik artık eskisi gibi bir heyecan değil. Keşfetmedikleri bir oda yok. Ve hatta cinsellik içerisinde de bir orgazm taklidi yaptığını ve bu taklitten dolayı da artık bunu daha ne kadar yapacağım ki sorusunu soruyor. Ve işte ilişkinin aslında uçurumda aşağı yuvarlandığı yer. Çünkü konu cinsellik olunca demek ki eksiklikler benim arzularında diyor. Ben arzularımı arttırırsam o zaman demek ki kendi eski bildiğim mutlu Linda'ya kavuşurum ve işte orada kitabın adı devreye giriyor. Bir gün iş vesilesiyle eski sevgilisi siyasetçi Jacob ile bir röportaj yapmak için buluşuyorlar. O röportaj tabii ki iki eski sevgili için bir yakınlaşmaya gebe oluyor. Kendi yalnızlığımı kocamla gideremiyorsam o an orada eski sevgilisiyle gideririm gibi düşünüyor Linda ve bir cinsellik yaşıyorlar. O yaşadığı cinsellikten sonra acaba eski sevgilime tekrar aşık olabilir miyim gibi bir soru soruyor kendisine Linda. İçine bu ateş, bu his düşüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Jacob bir tane soru soruyor Linda'ya. Diyor ki, mutlu musun? Bu o kadar kritik bir soru ki Linda için. Fark ediyor ki hayatımda kimse bana, eşim dahi mutlu musun gibi beni anlamaya yönelik bir soru sormadı diyor. Demek ki kadın aslında bir problemi çözülmesini, bir problem anlatma onun çözülmesini değil. Öncelikli olarak anlaşılmak istiyor. Ben buradayım, yanındayım denmesini istiyor. Onu anlamaya yönelik bir soru mutlu musun? İşte o yüzden Linda'nın aslında yüreğini orada tekrar kazanıyor eski sevgilisi. Ve artık hülyalara dalan bir Linda var. Ve artık sanki böyle biraz eski Linda geri geliyormuş gibi hissediyor. Tabii eski sevgilisi Jacob da evli. Linda artık onu elde etmek istiyorsa onu bir başka kadından koparmak gerekecek bunu şöyle anlatıyor. Jacob'u onun bahçesinden söküp kendi bahçeme dikeceğim diyor ve bir düşman yaratıyor kafasında. Bu düşman hayatın içerisindeki o boşluk duygusuna karşı geçici bir antidot gibi onu canlı hissettirtiyor. Çünkü artık mücadele etmesi gereken, anlam bulması gereken, kazanması gereken bir savaş var ama bu savaş ona hiç iyi gelmeyecek. Bunun farkında değil henüz. Linda Jacob'la olan yasak ilişkisinde hiçbir pişmanlık duymuyor biliyor musunuz? Ve bu pişman neden duyayım diyor. Ben kendim o kadar zor durumdayım ki yaşattığım, yaşattığım hisler daha büyük kalıyor pişmanlıklarından diyor. Ve hatta evindeki kocasıyla olan ilişkisinde daha olumluya döndürüyor Jacob'la olan ilişkisi. Kocasıyla daha iyi cinsellik yaşamaya başlıyor eskisine göre. Onu daha çok sevdiğini fark ediyor. Onun daha farklı özelliklerini keşfetmeye başlıyor. İyi ki kocanmış gibi bir bir düşünceye kapılıyor. Burada çok güzel Oscar Wilde'ın bir tespiti var. Ne der? Evlilik iki kişinin sırtındaki yükleri o kadar ağırlaştırır ki insanlar kambura düşerler ve kamburu taşımak için bir baston gerekir. İşte o baston üçüncü kişidir. Buna da baston ilişkilenir. Burada aslında Jacob baston ilişki görevi görüyor. Baston ilişki Linda'nın kendi evliliğini devam ettirebilmesini sağlıyor. Ama Oscar Wilde orada bırakmıyor cümleyi. Diyor ki İlişki bittiğinde yani ana ilişki bittiğinde mutlaka baston ilişkide biter diyor. Kitabın sonunda böyle olmayacak ama Oscar Wilde'ın buradaki tespiti tam da Linda özelinde oldukça cuk oturuyor diyebilirim. Linda Jacob'la olan ilişkisi sırasında fark ediyor ki kocası ona yetersizlik duygusu bırakmış. Yani kocasına iyi gelebilmek için, kocasıyla eş değerde kalabilmek için... Onun o bütün o mükemmel davranışlarına yetişebilmek için kendi sırtına müthiş bir ağırlık yüklemiş. Ancak Jacob'la olan ilişkisinde böyle bir şey yok. Ondan böyle bir beklenti yok. Orası rahat, özgür olduğu bir alan. Dolayısıyla o yükü sırtından attığı zaman ben niye gereksiz bir şekilde kendimi oralara çıkartmaya çalışmışım, niye yormuşum deyip kocasına da bir kızıyor. Bence bu kızmasından dolayı da aslında hiçbir pişmanlık yaşamıyor. Ve kocası da erkek olarak biraz daha ketum ve kendi negatif taraflarını eksikliklerini hiçbir zaman Linda'ya anlatmıyor. Bu da Linda için her zaman bir yetersizlik duygusu yaratıyor. Burada Linda'nın kocasına bir eleştiri de bulunmak lazım. Demek ki daha içgörü sahibi olması gerekiyor partnerlerin ikisinin de tabii ki ama hani biz burada erkek tarafın olmadığını görüyoruz Linda'nın ağzından. Şimdi ikinci kısım Jacob'la ilişkisinin sonuna geleyim. İlişki bir şekilde Jacob, Jacob'ın karısı Linda ve Linda'nın kocasıyla bir yemek masasının orada bitiyor. Bu yemekte Linda ile Jacob'ın bir ilişkisi olduğu, Linda'nın öfkesinden dolayı karısı tarafından Jacob'un anlaşılıyor. Bu anlaşılmak aslında e, oradaki ilişkinin bitmesi demek. İki çift de evlerine geri dönüyorlar. Linda kocasına bakıyor, kocası Linda'ya. Linda bir açıklama yapacak, yapmak da istemiyor. İstiyor ki o ayrılsın, o gitsin, sorumluluğu onun sırtına, onun omuzlarına bırakayım. Ama kocası böyle yapmıyor. Kocası ilginç bir şekilde e, durumu fark edip bunu hiç konuşmamayı sanki tercih edip kendi eksikliklerini anlatmaya başlıyor. Ben de buralara gelmek için çok çabaladım, buralara gelmek için mücadele ettim, sana iyi bir koca olabilmek için sen seni kıskanmamaya çalışmak için mücadele ettim gibi gibi kendi eksikliklerini, mutsuzluklarını ilk defa o yaşta, o zamanda döküyor ve Linda diyor ki ah tamam demek ki ben gerçek biriyle berabermişim. Şimdi bunu geri kazanabilir miyiz gibi bir düşünceyle bir tatile çıkıyorlar. Kitabın son kısmı da burası ve bence beklentilerin altında kalan kısım bu son kısmı. Çünkü aydınlanmak bu kadar kolay olmayabilir gibi düşünüyorum. Bir tatil sırasında bir paraşütle atlama gerçekleştiriyor her ikisi de ve inanılmaz korkuyor Linda atlama dönünce ancak bir şekilde atlamak zorunda çünkü yukarıda ve atlıyor. Orada gökyüzü semalarında ee, hocasıyla beraber süzülürken o kadar çok korkuyor ki gözlerini açamıyor ancak gözlerini açtığında maviyi yeşili doğayı yukarıdan gördüğü kuşları o yaratılmış o birçok bir güzel e, şeyi görünce tamam diyor demek ki yaşamın anlamı bu kadar Kainatın bu kadar güzelliklerine karşı sevgi duymakmış Çünkü onlara karşılıksız müthiş bir sevgi duyuyorum diyor onu duyduğumu fark ettim diyor. ve yaşamak çok kıymetliymiş Çünkü ölüm korkusu geldi ölüm korkusuyla beraber her şeyin güzel olduğu fark edildi ve aşağı indiğinde e, sevgiyle beraber aydınlanmaya yakın birliğinde görüyoruz Burası bana çok hızlı geldi e, bu kadar kolay e, değil bir atlamayla oluyor olsaydı e, herkes gider korkusunun üzerinde bir atlama yapardı. Ee, ama tanışta işte bu 250 sayfadan biraz daha fazla bir roman. Çok uzun anlatsaydı, kitap bölümleri çok derin anlatsaydı belki çok daha uzun bir roman olur ve okunmak istenmeyebilirdi. Kocası tarafından anlanması, kocasının kendi buhranlarını aldatması, eşitlenmeleri Linda için bir devam gücü olurken yaşadığı birçok macera, birçok gelgit, aslında birçok karanlık kendi içine bir el feneri gibi bir ışık tutuyor ve aslında negatifliklerden tekrar pozitife çıkabileceğini gösteriyor. Demek ki içimizdeki karanlık dürtüleri, deneyimden olaylar bizler için her zaman kötü olmayabilir gibi bir sonuçta çıkartabiliyoruz kitaptan. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Varsa yorumunuz memnuniyetle okur, memnuniyetle cevaplarım. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.